telefon içinde hep yapıyoruz bir şey. Şey polis ama işte aldığı için şey yapıyor. Evet. Olayı pazarlarında fark etmeyin diyor. Etmeyin diyor. Bir saat sonra fark ettim telefonu çaldığını. 30 lira 130 lira mı? 30 lira mı? Evet. Öyle 4 lira. Evet. Öyle al. Buyurun arkadaşım. Yok çıkartamadım arkadaşım. Kiminle görüşüyorum ya? Benim telefonu çaldılar pazar günü arkadaşım ya. Telefonlarım silindi gitti. Ya Mehmet Bey ya kusura bakma telefonlar hep silindi ya. Kusura bakma benim telefon çalınca şimdi kim telefon açarsa açsın diyeceğiz ki arkadaş kimsin nesin. Ama çok görüştüklerimizde sıkıntı yok zaten. Sabahleyin evden çıktık, bahçeye çalışmaya gideceğiz hanımla. Eski elbiselerimi evde giydim ki bahçede soyunup bir daha temiz elbiseleri, oradan da bir çanaza var, Pamukova'dan oraya geçeceğim. Yani bahçeden. Ben de eski elbiselerimi evde giydim, yeni elbisenin cebine de telefonunu da koydum, arka koltuğu attım. Giderken hanım fikir değiştirdi. Dedi ki pazardan bir pancar doğumu alalım, boş yerlere oraya da atalım. Ben de biraz kızdım hanıma, ya boş ver gereği yok filan dedik ama hanımdı, kıramadık. Mazotu aldım. Bizim kendi mevcut, kullarda mevcut pazarımıza gittim. Hanım aşağıya indi. Ben de o arada bahçede benim hobim var. Çileklerim olabilir diye iki tane kasa alayım dedim. Arabayla kasayı alacak olduğum yerin mesafesi 10 metre yok. Gidip gelmemdeki 2-3 saniye. Oradan iki tane kasayı arabadan indim. İki tane kasayı aldım. Geriye döndüm. Tabii ben farkında değilim bir şeyin. Kasalara koyduk, hanım da geldi. Bastım, bir saatlik yol gittim. Pamukova'nın Çilekli Köyü'ne gittim. O arada bahçede çalışacak olur mu canım? Ben hem muhtarım hem kooperatif başkanıyım. Bir şey olur diye telefonu üzerime alayım dedim. Gittim arabanın yanına, ara tara telefon yok. Oraya müracaat, buraya. Zaten evden çıktığımda hiçbir yere uğramadım. Sadece mazot aldım. Pazara uğradım. Oradan da bir saat sonra bahçeme gittim. Telefonu yanıma alamadım, ara yok. Şimdi bunu çaldılar, daha da yeni aldım bu telefonu, taksitini dahi ödemedim. Ama burada şuna üzülüyorum ben, bunu çalan her kim bir arkadaş hırsızsa, ben ondan şunu rica ediyorum, 500 milyon vereyim, telefon da ona kalsın, onun içinde benim torunlarımın, milletvekillerimizin, belediye başkanımızın, değerli insanların fotoğrafları vardı. Ben onlara yazık oldu. Yani ben hırsız arkadaşa 500 milyon para vereceğim. O telefonu bana bir yere kartı bir yere bıraksın. Oradan da bana telefon etsin. Ben Kocaeli'de tanınan bir muhtarım. Kime sorsa telefonum vardır. İyi çaktırmadan bir yere versin. 500 lirasını da oradan gelsin alsın. Çünkü o telefonda çok değerli telefonlarımız var. Efendime söyleyeyim işte değerli insanların özellikle torunumu cumartesi günü şeye getirdim ben. Midilli bir şeye bindirdim. Ata bindirdim. O göründü, çok hoşuma da gitti. O gün de çektim torunumla. Herkesin torunu çok sevilir, torun sevilir derler. Ben çok üzüldüm. Hırsız arkadaştan rica ediyorum. Ve kullar halkını da uyarıyorum. Bu pazar daha yeni kuruldu. Demek ki burada hırsızlar türemiş vaziyette.